Atölyem benim mabedim. Atölyem benim aşk ve sevgiyle geldiğim yuvam. Hayatım diyor değerli seramik sanatçısı Tuğba Önder Demircioğlu. Merhabalar Tuğba Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler Yasemin'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Tuğba Hanım, dünyada tutku olmaksızın başarılmış hiçbir büyük hikaye yoktur. Biz de bugün RTV olarak buraya sizin hikayenizi dinlemeye geldik. Seramik sanatı hayatınıza nasıl girdi? Ben Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Eskişehir'in çamurunu bilen herkes bilir. Bahçedeki çamurla oynayarak aslında başlamış. O zaman bilinçli bir şey yoktu. Sadece içinizdeki arzu ve istek sizi bir şekilde yapmak istediğiniz şeye doğru yönlendiriyor belki. Arka bahçede yaptığım evlerle başladı bence. Daha sonrasında tabii o zaman seramik hayatıma girdiğini farkında değilim. Ama devamlı kitaplarımın, defterlerimin arasında hep tasarım yaptım. Daha sonra üniversite sınavında mühendislikler kazandım. Fakat bir türlü içim almadı ve ailemle bunu paylaştığımda hayalimin peşinden koşmama, gitmeme çok destek oldular. Ve dolayısıyla güzel sanatlarda seramik bölümünü isteye seve tercih ederek okudum. Ve öğrencilikle birlikte güzel sanatlar öğrencisi olarak seramik maceram başlamış oldu. Ve en önemlisi tabii ki öğrenciyken Atilla Galatalı'yla yollarımız kesişti. Benim yani Türk seramiğinin duayenidir eşiyle beraber. Onların yanında aşkım çok daha tabii katmerli bir şekilde büyüdü. Ve hala devam etmekte. Ne kadar güzel, ne büyük bir aşk. Peki seramik aslında hayatımızda birçok alanında kullandığımız bir malzeme. Evet. Siz seramiği nasıl tarif edersiniz? Seramik aslında en ilkel kapkacaktan uzaya giden roketlere kadar uzanan çok geniş bir skalada yer almakta. Çömlekçilikten tutun da ilkel çömlekçilikten. Tabii bu skala kendisi içinde çeşitlenirken dereceleriyle de çeşitleniyor. Yani bugün bir ilkel çömlek 900 derecedeyken bir iki roketin ayrıldığı parça arasındaki izolasyon parça 1600 dereceye kadar çıkmakta. Ben bunun neresindeyim? Ben seramiğin sanat kısmındayım. Yani sanatın bana göre en karmaşık ve en majör, dominant figürlerinden birisidir. Malzeme olarak tabii çok zengindir ama diğer disiplinlerden onu ayıran şey bilimi de içinde barındırmasıdır. Bence bir seramik sanatçısının kilini yapmaktan onu pişirip ortaya çıkarana kadar bütün bu süreçteki bilimsel tarafa da hakim olması gerekiyor. Evet, geleneksel Anadolu'nun çömlekçiliğinden çağdaş yorumlamaya kadar gelen bir yol. Evet. Peki Tuğba Hanım, sizin birçok koleksiyonunuz oldu. Lakin 2010 yılında olan Savaşçı koleksiyonunuz Art Miami Basel'da büyük ilgi gördü. Evet. Nasıl karşılandınız? Burada böyle bir değişik bir deneyim yaşadıktan sonra çok hızlıca karar verdiğim bir şeydi o. Ondan sonra Savaşçılarla ve bir Dans Edenler heykeliyle katıldım. Gerçekten hem sanatçının hem de eserlerinin gördüğü saygı, ilgi çok benim için çok etkileyiciydi ve çok olumlu bir deneyime dönüştü. Ve ilk katılmamda da dünyanın en önemli koleksiyonlarından birisine 3 tane heykelim gitti. Şu anda bütün ülkelerden ziyarete açık bir müze evde sergilenmekte. Bu da çok gurur vericiydi benim için. Ve ertesi sene o yılki ilgiden ve başarıdan dolayı bir kez daha davet edilmemiz ertesi senenin de çok keyifli geçmesine neden oldu. Benim için tabii çok önemli ve özel bir deneyimdi. Ne mutlu. Biz de Türk Seramik Sanatı adına sizinle gurur duyuyoruz. Ha, çok teşekkürler. Çok zarifsiniz. Ve demin, sağ olun. Estağfurullah. Felsefesi demişken, siz yıllardır aslında işlerinizde Sufizm'den etkileniyorsunuz. Evet. Sizin için ve eserleriniz için tasavvuf ne anlamda? Aslında ben bunun başlangıcını mutlaka açıklamak isterim. Yani özellikle Sufizm diye başlayan bir süreç değildi bu. Ben doktoramı yaparken çok değerli hocam Profesör Doktor Nermi Uygur'la sanat felsefesi, sanat ontolojisi üstüne çalışmaya başladığımızda
Oradaki süreçte beni yönlendiren aslında biraz o oldu. Yani Platon'un devamı olarak Rumi ve Mesnevi'yi incelememi tavsiye etti. Ve sonra benim işlerim aslında ilk başladığım günden beri hep insanla alakalıydı. Yani insan, insanın maneviyatı, ondan sonra bunlar benim hep ilgimi çeken şeylerdi. Çünkü sanat da aslında duygu aktarımının, yani sanatçının ifadesinin bir yansıması olduğu için tabii ki doğa da çok önemli bir referans ama insan benim için çok önemliydi. O yüzden Sufizm daha etkileyici ve daha benimle örtüşen bir şey oldu. Dolayısıyla ben Sufizmi sadece tasavvuf tarafıyla değil, insan olmasındaki süreçte yarattığı etkiler ve katkılarıyla ilgili daha çok ilgiliyim. Dolayısıyla bir yandan da malzemeniz o kadar zengin bir malzeme ki bu hep süreç içinde farklı koleksiyonlarda farklı bir takım formlara bürünmeye başladı. Sufizm daha çok dans edenler koleksiyonuyla ilişkilenirken aynı dönemin materyalist tarafını da savaşmak istemeyen savaşçılar, aslında Keykubat savaşçıları onlar. Ondan sonra onlarla devam etti. Daha sonra geçmişimizi, ben postmodernizm sembolizmi üstüne iki kitap yazdım. Bu çalışmalarımda da geleneği, geçmişi, ondan sonra köklerimizi, bugünü, her şeyi barındıran çok eklektik bir yaklaşımla kökler koleksiyonu geldi. Ondan sonra arkasından rüzgarla gelenler, o bir dönem yaşadığım, herkesin hayatında bir takım dönüm noktaları oluyor. Öyle bir ailemizin yeni geçtiği bir sınavdan, o sınav sürecindeki yoğun duyguyla rüzgarla gelenler çıktı. Aslında hepsi birbiriyle alakalı. En sonda hafıza, aslında hafızayla ilintili olan koku koleksiyonu ortaya çıktı. Hepsi bir şekilde insanla, tasavvufla, insanın iç dünyasıyla, maneviyatıyla, duruşuyla, hayata bakışıyla, hepsi aslında içinde. Tüm bunları barındıran da aslında Tuğba Ağacı oldu. Tuğba Ağacı benim bütün koleksiyonlarımı barındıran markam aynı zamanda. Ve tabii sembolik olarak o da bir heykele dönüştü. İsminizin buradan geliyor olduğunu düşünüyorum. Evet, evet, evet. Aynı. Bu cennetteki ağaç aslında, birçok rivayete göre farklı anlatımları var. Bu dünyadaki varoluşumuzun sebebini aslında anlatan bir şey. O da tüm koleksiyonları içine barındırdığı için de bütün koleksiyonlarımı, daha bundan sonra sırada ne var bilmiyorum, aslında sürekli deviniyor. Malzeme de muhteşem. O da benimle eşlikçi. Ondan sonra bu şekilde sürüp gidiyor. Birbirlerini tamamlıyorlar adeta. Evet. Ben sizin işlerinize baktığımda ay diye hissediyorum. Yani evet. Bu benim vatanım, benim ülkem, bizden çıkan işler. Yani öyle güzel bir şey söyledin ki tam içimde çok yüksek olan bir duygu bu. Yani sadece sanat, yaptığım sanat yanında birçok ünlü markanın da koleksiyonlarını da tasarladım. Orada mesela önüme çıkan yurt dışı ile ilgili birçok teklifi geri çevirmemdeki sebebi şu anda sen dile getiriyorsun ki hiçbir bilgin olmadan. Bu da benim için tabii çok önemli oldu yani. Ama siz çok teşekkür ediyoruz. Bu dünyaya, Türkiye'mize sizin gibi nice yetenekler gelsin. Estağfurullah. Öyle, estağfurullah. Öyle, onları yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum zaten. Evet, siz aynı zamanda hocasınız da. Evet, evet. Atölyenizde workshoplar ve seminerler de veriyorsunuz. Küçük çocuklara da değil mi? Evet, aslında onları, en çok onları önemsiyorum. Ve çocuklarım akademik eğitim alıyorlar burada ve birçoğu yurt dışında bu işi profesyonel olarak yapmak üzere giden, bunun eğitimi üstüne devam eden de öğrencilerim var. Bu da ayrıca mutluluk veriyor. Ne mutlu. Sizin gibiler olsun ki yeni nesil gelsin. Evet, ben artık sabırsızlanıyorum atölyeye girmek için. Tuğba Hanım. Evet. Bir an önce atölyeye girelim. Evet, girelim. Tam bir top haline getiriyorsun. İçinde hava kalırsa eğer, bir mikron bile fırında patlar. Hiç merak etmeyin. Atölye işlerine alışıyorum ben. Evet. Eminim. Bu en ilkel teknik. İşte bu kısımları çok zorlu. İşimiz fırın attı. Süper. Tada. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim.